Arkadaşlar buraya bir geldim, göreve seçildim. Cuma günü bir işlem yapılmış. 6 tane aracın taşınır kaydı yapılmış. Peki bu araçlar ne zaman alınmış? Yaz döneminde alınmış 2018'de. Şimdi nerede o araçlarla ilgili rakamlar? Size söyleyince şimdi o kadar üzüleceksiniz ki. Gösterin o görüntüyü. Hangi araçlarmış bakalım. Gider ayak 6 tane hurdasını belediyeye kakalamış. Nasıl kakalamış? Bak, tüy bitmemiş yetimin hakkı nasıl yenir ben size anlatacağım rakamlarıyla. Nerede o araçların resmi? Patlak lastikli bilmem ne. Şimdi o araçları 187 bin lira karşılığında almış Bolu Belediyesi. Neye göre almış? Bir uyanık avukat çıkmış, tespit yaptırmış. 187 bin lira demiş. Belediye tarihinde de ilk kez mahkeme kararı değildir o bilirkişi tespiti. Delil tespittir. Zaten üzerinde yazar delil tespit diye. Hiç itiraz etmemiş. Gider ayak Suat Bey'i Hira Yapı'nın borcundan dolayı Hira Yapı'nın ortağı değilim, yetkilisi değilim desin bakalım. İşte bu araçları bize kakalamışlar arkadaşlar. Kaça kakalamışlar? Nerede o tablolar? Nerede o tablolar? Bana bir şey yapın. Verin bakalım onları. Çünkü bunlar çok önemli. Ve ben bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Arkadaşlar. Şimdi bunları 187 bin liraya 6 tane aracık kakalamış. Niye kakalamış diyorsun diyeceksin. Şimdi bir tanesini 50 bin lira olarak şey yapmış. Biz 1,5 ay sonra bunlar hurda demişiz. Bir de çalışır durumda araç diye teslim etmişler. Biz bir tanesini 23 bin liraya satabilmişiz hurda olarak 1,5-2 ay sonra. Bir tanesini 40 bin liraya saymış. Nerede o rakamlar? Bir getirin bana. 40 bin lira biz ihaleyle satmışız 8 bin liraya. Arkadaşlar 8 bin liraya 40 bin liraya alınan. 50 milyon liraya alınan 12,5'a satılmış. Pardon. 40 milyona 40 bin liraya alınan 23 bin liraya, 25 bin liraya alınan 8.200 liraya satılmış. 39 bin lira, 21 bin lira ve 12 bin liraya belediyenin kabul ettiği hurdalara 3 bin lira muammen bedelle çıkmışız. İki kez satışa alacaklı bile çıkmamış. Bak, araçlar bunlar. Tüy bitmemiş yetim hakkı nasıl yenir görüyorsunuz değil mi? Hem de gider ayak nasıl yenir? 187 bin liraya. Arkadaşlar 187 bin liraya bu hurdaları kakalamışlar. Vicdanınıza sesleniyorum. Sonra zaten 6 tanesinin 3 tanesini hurda olarak satmışız. Sattığımız rakamları söyledim. Üçünü de satamamışız. Yani 39 bin liraya almışız, 3 bin liraya satamamışız. İki kez ihaleye çıkmamıza rağmen. Bakın bunları. Bakın. Neden? Bunun daha gerisinin de hikayesi var. Bu borç nereden oluşmuş? O geri dönüşüm işleri ihalesiz bir şekilde Sayın İl Başkanı'nın mensubu bulunduğu şirkete nasıl verilmiş? Bunları da anlatacağım. Dinlerken utanacaksınız. Dinlerken utanacaksınız. Sözümü kesmeyin. Bir dakika, bir dakika. Ben bitirdikten sonra soracaksınız. Konuyu dağıtmayın. Bakın. Bakın, bakın bunlara, bakın. Bunları kim sattı? Kim aldı? Bolu halkının parası peşkeş çekildi diyorum size. Bununla ilgili ben gereğini yapacağım. Araçları satmaya çalışıyordum. Belediyenin zararını kurtarmaya çalışıyordum. Yok, satılmıyor kardeşim, satılmıyor. Satamıyorsun. Belediyenin 187 bin liralık zararının bari bir 50 bin lirasını çıkartayım diye uğraşıyorum. Bak görüyorsunuz değil mi? Bu borcun neden kaynaklandığını da ileride anlatacağım. Gider ayak ya sen cuma günü bu taşınır kayıtları ayın 27'sinde yangından mal mı kaçırıyorsun? Yeni yönetim geliyor 2 gün sonra. Niye beklemiyorsun? Ya böyle bir adam, böyle bir şeye imza atan bir adam halkın menfaatini koruyorum diyor. AK Parti'nin il başkanlığı koltuğunda oturuyor. Yazıklar olsun. Bolu'nun menfaatine olan bazı işleri de engellemek için utanmadan ve sıkılmadan dava açıyor. Daha anlatacaklarım var. Bu bir tane örnek ya. Hurdalar resmen kakalanmış. Belgelerini vereyim size. İnceleyin. İnceleyin. Devamı var. Sene 2011. Bunun ayrıntılarını daha sonra anlatacağım. Bir LED ekran kiralama işi oldu Bolu'da. Biliyor musunuz Kardelen Sineması'nın önünde? O Kardelen Sineması önünde bakın ne olmuş Semih abi. Çok enteresan.
Yeni öğreniyoruz tabii bunları. Birisi bir LED ekran kurmuş. 22 aya göre bu kişiyle anlaşma imzalamış. İstisnadır 22 ay. 22 ay nedir biliyor musunuz? Acele işlerde Türkiye'de tek temincisi olandan doğrudan alım yapabilirsiniz. Türkiye'de tek temincisi olan. Gitmişler arkadaşlar Bolu Sanayi Odası'ndan belge almışlar Bolu'daki tek temincisi diye. La yasa açık. Yasa açık. Bolu Esnaf Odası'ndan yazı almışlar Bolu'daki tek temincisi diye. LED ekranı oraya kurmuşlar. O LED ekranı hatırlıyorsunuz. O LED ekranda bir yıl boyunca belediyenin toplam 20 dakikalık reklamını yayınlamışlar. 20 dakika. Aldıkları para ne 9 ayda Semih Bey? Tahmin et. 2011'in Mart ile Aralık arasında. O zamanın parası 264 bin lira. Dolar olarak kaça geliyor? 172 bin dolara geliyor. Belediyenin sadece 20 dakikalık reklamı yayınlanıyor yılda. Hepsi var. Yılda 20 dakikalık belediye reklamı yayınlanıyor. Belediyeden iş alan müteahhitlerin önemli bir kısmı gelip onlara şey veriyor. Büyük tesadüf nereden çıkıyor diyeceksiniz. Gene taşın altından Sayın İl Başkanı çıkıyor. Hani halkın menfaatlerini korumak isteyen. Arkadaşlar bugün kurla bir tane LED ekrana 1 milyon 700 bin lira para ödemiş Bolu Belediyesi. Para ödemiş 9 ayda. Sonrasında herkes ayağa kalkmış. Tekrarını da yapmışlar 2012'de. Ama o zamanki namuslu, temiz bazı AK Partili belediye meclis üyelerinin itiraz etmesi sonucunda ikinci ihaleyi iptal etmek zorunda kalmışlar. Açıkça ihaleye fesat karıştırmışlar. Yarın savcılığa bu dosyayı gönderiyorum. Gönderiyorum bu dosyayı. Sizin vicdanınız rahat ediyor mu? 20 dakikalık reklam yayınlanmış ya. 1 milyon 700 bin lira ödüyorsun bugünkü parayla. Dolara vurduğunda. Siz dolar üzerinden yaparsınız ya. Peki biz nasıl bir anlaşma yapmışız? Mukayese için söylüyoruz. Biz 22 tane LED ekran üzerinde anlaşma yapmışız. Her bir LED ekranın bir saatinin 15 dakikası bizim. Senede 20 dakika belediyeye vermiş. Bir de 20 saniyeyi geçti diye 109 küsür bin lira cezai şart almış belediyeden. Hangi reklamlar döndüyse, nasıl döndüyse. Biz nasıl verdik aynı ihaleyi? 22 tanesini sen yapacaksın kardeşim. Bu şekilde çıktı ihaleye. Her bir saatin 15 dakikası bizim dedik. Her bir saatin 15 dakikası bizim. Ayrıca 10 tane de akıllı durak yapacaksın. Her ayda bize 53 milyon 200 bin lira da kira ödeyeceksin. Bak ben de belediye başkanıyım. İşte o şuramdan bir şey geçme diyen var ya. O da belediye başkanıydı. Şu anda halkın menfaatini koruyorum diye orada oturan AK Partili zatla il başkanı, siyasetçi. Şuna bak ya. 9 ayda sen bir tane LED ekran alıyorsun. 15 bin dolar bile değil. Diğer aldıkların bir tarafa 172 bin dolar Bolu Belediyesi'nden para alıyorsun. Bugünün parasıyla. Sonra gidip halkın yararına çalışıyorum ben diyorsun. Sen kimsin demezler mi adama? Demezler mi arkadaşlar? Vicdanınız rahat mı? Vicdanınız rahat mı? Fatih Bey, sen olsan böyle bir şey yapar mıydın? Vicdanın sızlamaz mıydı? Bülent Bey de yapmazdı, Uğur Bey de yapmazdı. Ama yapmış bunlar. Yapanı zaten ayrı kınıyorum. Öbür tarafa da bırakmıyorum hesabını. Onun hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Devamı da gelecek. Ama şu anda görevde olan, ulan bari konuşuyorsun. Halkın menfaatinden bahsediyorsun. Böyle çapsız bir siyaset olur mu ya? Sen bunları yapmış adamsın. Daha seçim öncesinde Bolu Belediyesi'ne kazık atmış bir adamsın. Kazık atmış bir adamsın. Haram yemiş birisin. Açık söylüyorum. Haram yemişsin. Haram yemişsin. Söylüyorum. Ağırlığını bilerek de söylüyorum. Gelelim şu belediye başkanına. Çıkartıyorum. Siyasi çapsız dedim. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bakın size bir rakam vereceğim. Yine çok utanacaksınız, çok üzüleceksiniz. Bunları maalesef yeni yeni çıkartabiliyoruz. Çünkü maalesef hala eski dönemi korumaya, kollamaya, ucu bana dokunmasın diyenler de var. Biz iyi niyetle bir siyasi görüşüne bakmadan müdürleri, memurları tutuyoruz burada ama bazı belgeler yeni elimize geçiyor. Arkadaşlar biliyorsunuz şu sitipi attılar. Şehir içi şebeke. 22 milyon 500 bin dolarlık hibe kredi. Bu hibe krediyi kim bulmuştu? Yüksel Ceylan bulmuştu. Körfez İşbirliği projesi kapsamında.
Bakın hatırlarsınız, inkar da eden olmaz zaten. Şimdi bu 22 milyon 500 bin dolar artı KDV, KDV'sini belediye ödedi. Parayla arkadaşlar temiz su arıtma hattı yapılmış. Temiz su arıtma hattı yapılmış ve isale hatları yapılmış. O zaman İlbank demiş ki, bir de İlbank'tan da kredi kullanılmış o zaman. Çok enteresan. 22,5 milyon dolar bugünkü parayla yaklaşık 220 milyon lira yapıyor. Şimdi temiz su arıtmayı yeniden yapmaya kalksan 40 milyon lira tutar. E peki kardeşim, sen ayrıca İlbank sana diyor ki çelik hat kullan diyor isale hattında diyor. Bu basınç bunu kaldırmaz diyor. Ona inat stipi boru yapıyorsun. Ve onun için de İlbank'tan kredi kullanıyorsun. 22 milyon dolar nereye gitti? Bunun hesabını veremiyorsun. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar, şimdi bunun için 22,5 milyon dolar temiz su kısmını çıkalım, gerisi harcanmış. Yapma dedikleri halde stipi. Sonra ne yapmış beyefendi? 2017'de mecbur kalmış. 98 kez bir yılda patlama olunca mecbur kalmış. Bizim paramızda çelik hatta dönmeye karar vermiş. Arkadaşlar onun için de bir 15 milyon lira harcamış. Sadece 11 kilometrelik kısmını, 10.900 metrelik kısmını değiştirmiş. O zamanki dolar kuru 3,5 TL. 2017'deki rakama göre hani kendi hatası yüzünden yenilediği çelik borulardan dolayı 4 milyon 285 bin 714 dolar daha bize giydirmiş borulara. Yani bu işin 2021 yılı maliyeti de 40 milyon lira. Yani oradaki yapma kardeşim, stipi yapma dediği ana isale hattını yaptığı için, geriye tekrar düzelttiği için ödediğimiz para da 40 milyon 714 bin lira. Şimdi daha değişmesi gereken var. 13 kilometre daha. Onun ne kadar maliyeti var? 60 milyon lira. O maliyeti kim karşılayacak? Biz karşılayacağız. Ben yaptıracağım. Ama Bolu'nun parasıyla yaptıracağım. Yani arkadaşlar özür diliyorum ama Alaaddin Yılmaz'ın sadece o borulardan dolayı Bolu'ya, Bolu Belediyesi'ne uğrattığı zarar işte değiştirilecek olanlarla birlikte 148 milyon 214 bin lira. 148 milyon lira diyorum. Bunun içinden sadece temiz su arıtma kısmını çıkartabilirsiniz maliyeti neyse. Ama 148 milyon lira diyorum. 150 milyon lira diyorum yaklaşık. Arkadaşlar ayıp değil mi bu? Günah değil mi? Bu para nereden çıkıyor? Bu para nereden çıkıyor? Kimin parası bu para? Bunların hepsini savcılığa götüreceğim. Daha da başka belgelerde götüreceğim. Niye şimdiye kadar bekledim? Çünkü öğrenemedim bazı şeyleri. Tüm çabalarıma rağmen. Yeni yeni dökülüyor insanlar. Nedendir bilmiyorum. Ya mevcut siyasal iktidarın gideceğine emin olmaya başladı birileri, dökülüyor. Ya da Tanju Özcan iyice güçlendi, nasıl olsa bir dönem daha kalacak diye dökülüyor. Bilmiyorum. Ama dökülüyor. Artık anlatıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar bundan sonra da bazı dosyaları açacağız. Öyle sen Bolu'nun yararına, Bolu Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı karara karşı 2,5 yıl sonra yargıya gideceksin. Siz de kendinizi sorgulayın. Siz niye evet dediniz? Pişman oldunuz mu? Sonra öyle bir beyanınız var mı evet dedik diye? Semih Bey, siz o zaman komisyon üyesiydiniz. O kararda sizin imza, şeyiniz yok mu? Ne oldu? Buyurun verin. Hayır, çok kızdığım kadar var. Yani bunu söyleyecek, hani temiz eller düğmesine basacak adamın elinin temiz olması lazım. Önce il başkanınızın şu ayıplarını anlatacak. İl başkanı çıkacak kamuoyunun önüne, ben haram yemedim diyecek. Sapa sağlam araçlar verdim diyecek. Al fotoğrafları. Bir tanesi yalan mı bunların? Söyleyin bakalım. Bir tanesi yalan mı bunların? Nasıl alındı? Sen de mi ortaktın? Nereden biliyorsun? Hayır, nereden biliyorsun? Ben anlatacağım. Şunun neyini anlatacaksın ya? Ya şunun neyi anlatılabilir ya? Öbür araçları gösterin. Ya ben sana rakamlarıyla anlatıyorum. Kardeşim ben 3 yıl içerisinde bütçeyi 2 katına çıkartmışım diyorum. Hükümet %1.8 büyüdük diye sevinirken geçen yıla göre %51 gelir arttırmışım diyorum. Sizin gibi garibanın sırtına binerek de değil. Sizin zihniyetiniz gibi. Bak şuna bak ya, bunun nesini anlatacaksın?
Al bir anlat bakalım bunu. Al Suat Bey, bunu bir anlat bakalım. Bu araçları alan belediye yönetimine ne diyeyim ben? Ya siz kimin parasını harcıyorsunuz? Salahattin Yılmaz olsa şunları 187 bin liraya alır mısın kendine? 27 bin lira bile vermezsin hepsine. Çalışır durumda diye verilmiş bir de ya. Çalışır durumda diye. El insaf ya, Allah'tan korkun. Kuldan utanmıyorsanız Allah'tan korkun. Eski belediye başkanına soruyorum. Sen bunları 27 bin liraya kendin alır mıydın ya? Kime peşkeş çekiyorsun Bolu'nun parasını? Suat Güner, Mehmet Güner'in neyi oluyor? Mehmet Güner senin neyin oluyor? Eski belediye başkanına soruyorum. Mehmet Güner benim tanıdığım inançlı düzgün bir adamdı. Mehmet Güner de çıkıp şu olaya sahipleniyorsa artık onun da ne yüzüne bakarım ne bir yerde selamını da şey yapmam, almam, selam da vermem. Yazıklar olsun. Bilmediğini düşünüyorum Mehmet Güner'in. Niye gergin olduğumu anladınız mı? Bolların parası gitti diye gerginim. Ben kazık da yemedim, kazık da atmadım kimseye. Ama kazıklanan da, kazık atan da belli. Dolaylı kazıklanan da bizim Bolu halkı. Yazık günah. Senler evine ekmek götürmekle zorlanıyor. Sen git 148 milyonu göm. Sayın Başkan, çok değerli hazırım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Sayın Başkan'ın gerginliği malum. Zaten meclis başlamadan önce. Arkadaş, halkın parası yenmiş. Tüm meclise yansıttı. Gerilmemem mi lazım? Gülmem mi lazım? Gülmüyor. Ya biz gülmüyoruz. Ne güzel kazıklamışlar. Kitabı yazılacak olay ya. Göreceğiz şimdi. Kazık nerede? Nasıl? İsterseniz buradan başlayalım. 19 Temmuz'da alınan bu kararla alakalı yeşil alan konusuyla alakalı dava açıldığını ben de öğrendim. Biz satışa evet demedik. Biz burada benim anladığım tabirle cins değişikliğim oluyor. Ticari alanda buna evet dedik. Satış ne zaman gerçekleşti? Sayın Başkan kesmeyin sözümü. Ya biz satış yoktu orada. Belediyenin yararına, kamu yararına olacak her şeyin yanında olacağız dedik mi demedik mi? Kardeşim sen hayır dediğin satış kararına niye dava açmıyorsun? Evet biz, dediğine niye açmıyorsun? Biz diyorsun? Bu yerle alakalı. Allah Allah benim satış, sorduğumu. Satış. At satışa Sayın Başkan, dava. Sayın Başkan bu davanın konusunu biliyor musunuz? Yeşil alan konusu. Şimdi ya, biz buranın benim, Sayın. Ben senin mali müşavir olmadığını öğrendim de sen benim hukukçu olduğumu unuttun galiba. Hukuk kendinize göre. Allah Allah. Hukuk kendime. Ben hukukçuyum kardeşim. Hukuk kendinize. Diplomam var. Peki göreceğiz. Ben seni mali müşavir zannediyordum değilmişsin. Onu da yeni öğrendim. Ben mali müşavirim dedim mi? Ben öyle zannediyordum. Bilmiyorsunuz işte araştırma. Olsaydı sahip çıkardım mali müşavirleri. Araştırmamışsınız. Peki biz bu konuda evet cins değişikliğiyle alakalı imar tadilat konularında Semih Bey'in dediği gibi evet demişiz ama biz buranın satışıyla alakalı, belediye malının satışıyla alakalı karar geldiğinde hayır dedik. Bu da meclis kararlarında var. Anlıyorum. Niye hayır dediğin karara dava açmıyorsun da evet dediğin karara? Benim sorduğum o. Satışa hayır dediniz mi dediniz? Şimdi davanın tamam. Konusunu... Peki niye ona dava açmıyorsun? Sayın Başkan davanın konusuna bakın diyorum ben de. Yeşil alan ayrılma konusuyla alakalı dava açılmış. 2,5 sene sonra mı öğrendiniz bunu? Ya siz bunu bir araştırın ben o kadarını söylüyorum. Sen tabii 12,5 senede şimdi, de öğrenemezsin de Semih abiyi şaşkınlıkla izliyorum. 2,5 senede mi fark ettin? Şimdi biraz önce dediniz ki önceki dönem Orman Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu hakkında bir ormana gitti mi, gezdi mi, dolaştı mı? Siz bu şekilde itham yapmaya hakkınız da yok, haddiniz de yok. Orman Bakanımız Veysel Eroğlu ormanları tek tek gezmiştir. Bolu'da ne var ne yok, Türkiye'de ne var ne yok hepsini bilmektedir. Ben onun yüzüne söyledim. İki koyun güdemez. Bırakın efendim. İyi tanıdığım adam. İki koyun güdemez versen ya. Bence, Veysel Eroğlu'ndan bahsediyorsun. Bence terbiyesizlik yapıyorsunuz. Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Siz ben parlamenter sandım. Bunları orman, yüzüne söyledim. Orman Bakanımıza böyle bir söz söyleme hakkınız da haddinizde yok. Milletvekili bakanı eleştirirdi kardeşim. Şimdi
Ben de yüzüne söyledim. Sayın Hazırım, tabii biz buranın bu şekle geleceğini biz de tahmin etmedik. Semih Bey'in dediği gibi il başkanımız da tahmin etmedi. Kaldı ki biz Bolu malının böyle bir satışa konu olacağını, hele ki o dönemde malumunuz mültecilerle alakalı bir suya 10 kat zam meselesiyle bu hengamede bu şekilde satılacağını hiç tahmin etmedik. Bunu da Bolu halkının bilmesini isteriz. Bir de şu var. Daha önce buraya talip olmuş alan şirket, eyvallah hayırlı olsun, Bolu'ya yatırım olabilir. Biz bu yatırımcının karşısında da asla değiliz ama Sayın Başkan'ın dediği gibi 17 aydır ben bunu bekletiyordum. Bu görüşmeler devam ediyordu. Madem vardı da 15 yıl boyunca ya da 2017-2018 neden böyle bir girişimde bulunmadı da biz buna evet dememişiz, bu yere böyle bir tesis yapılacaktı. Siz kendi ifadeniz var. 17 aydır bekletiyordum dediniz. Böyle bir görüşme oldu, bekletiyordum dediniz. Satış olduğu zaman. Arkadaşım, ben burayı devraldığımda belediye, burada ipotek var mıydı yok muydu? Niye ipotek vardı? Çünkü ormana söz vermişsiniz, binasını yapmamışsınız. Tamam. Ben binayı yaptım, ipoteği kalktı. Tamam. İpotek değeri satamazsın, kimse de almaz. İpoteği kalktıktan sonra satışa sundum. Peki, zaten. Peki ipotekliyken biz buraya ipotek kalkınca satacağız demiş miyiz daha önceki dönemde? Kardeşim, ben burada belediye meclisine getirdim. O daha çok böyle kabul önceki... edildi. Sen satışa karşıysan satışa karşı dava açsaydın. Başka bir şey. Ya, açtırsaydın. Yine geldiniz oraya. Ben diyorum ki. Evet demişsin, evet demişsin. Elini kaldırmışsın. Dün öyle, bugün böyle. Öyle mi? Bolu'nun... Hayır dediğine dava etsen anlayacağım. Bolu'nun, anlayacağım vallahi ya. Bolu'nun değerini sattınız mı satmadınız mı? Onu neyin değerini sattım? Bolu'ya... Ya neyin? Benim Bolu'ya kattığım değer kadar senin dönemlerinde belediyeye değer katılmış mı? Ben 3 tane büyük gayrimenkul satın almışım. Çıkarın o zaman... 404 tane konut yapmaktan bahsediyorum. Çıkarın o zaman... Allah Allah. 15 yılda Bolu Belediyesi'ne ne kadar gayrimenkul edinim yapılmış, sizin yaptığınız ne, sattıklarınız ne? Çıkartın o zaman. Çıkart, sor bağımsız arkadaşları sor. Sor. Efendim? Belediyenin nasıl yönetildiğini ya, rakamlarıyla anlatıyorum. Açıkça ayıptır, soruyorum. Ben sana iki tane olay açıkça anlattım. Açıkça soruyorum. LED ekran olayını anlattım. Borular olayını daha da anlatacağım. O borular yüzünden canın yanacak. Şimdi, üzüleceksin. O borular. Sayın Başkan 2019'un Mayıs ya da Haziran ayındaydı. Aynı konuları dile getirdi. CTP boruları ve bu araçların son dönemde girdiği vesaire, bu son dönemde bu araçların belediyeye giriş tarihlerine bakılsın. Bunu talep ediyorum. Kızım. Bu araçların belediyeye giriş tarihlerine bakılsın. 27. Göreceğiz. Noterde işlem yapılmış arkadaş. Göreceğiz. O araçların Demirbaş devrinin ne zaman o araçların belediyeye giriş tarihlerine bakılsın. Hı? 27 tamam. Mart'ta. Tamam. Peki bir dakika, bir de orada fiili durum var. Oraya girersen daha da sıkışacaksın. Temmuz ayında bu araçların devri yapılmış aslında belediyeye. Kayıt yok, kuyut yok. Devri yapılmış. Belediyenin envanterine girmiş kağıt üzerinde. Ama yok. Operasyon önceden yapmışlar. Demirbaş kaydını ben gelmeden önce. Sayın Başkanım. Bunu Fatih Bey gelseydi de hesabını soracaktı. Sayın Başkanım. Böyle bir vicdansızlığın arkasında durulmaz. Sayın Yanlış Başkanım, yaptıysa yapmış arkadaşım. Arkasında durmuyoruz de. Sayın Başkanım. O sizin kararınızın arkasında duruyor mu? Dava açıyor. Sayın Başkanım, söyleyeceği, açıklayacağı bir şey olmadığı için işte 2-3 konu var. Onları her sene buraya getirip bunları söylüyor. Ama 15 yılda Bolu Belediyesi'ne kazandırılan, Bolu Belediyesi'nin uhdesine geçirilen gayrimenkuller ve yatırımlarla alakalı, tamam, soruyoruz biz de neler alınmış, neler edinim kazanılmış ve Bolu Belediyesi'nden bugüne kadar satışı yapılan yerler. Bunları istiyoruz. Teslim tarihi, hira yapı. Bunların belgesini isteyeceğim. Al, resmi tamam. Belge. Sor Naim Bey getirdi ben, şimdi. Bana böyle bir bilgi geldi. Daha önceden bunlar belediye... Ben resmi belgeyle konuşuyorum. Sana ne bilgisi gelebilir? Ben de resmi belgeyle konuşacağım. Allah. Sıkıntı yok. İnsan şimdi, şunu bari savunmaz ya. Ya tüy bitmemiş. Bakın, senin çocukların Sayın Başkan, var ya burada. Ben savunmuyorum. Ya o lastikler görmüyor ben, musun? O çalışır durumda diye aldıkları araçlara bak ya. Sayın Başkan, vallahi ben bağlayacağım bu adına ya. Ağlayın ya. Vallahi ağlanacak. Ağlanacak hal ve sen gülüyorsun. Ben birazdan soracağım size. O sor, zaman ağlayın sor. Neyi soracaksan sor. Şimdi
Bu biraz önce köylerden gelen talepler noktasında biz bakın köylere yardım yapılması karşısında değiliz. Fakat buranın sonrasında getireceği hukuki sorumluluk adı altında daha önceki mecliste de dile getirmiştik. Bunun bir yaptırım var. Hala bizim ve sizin arkadaşlarınıza sarı zarflarla gelen denetlemeler var. Bunlarla alakalı sorun yaşamama adına burada çekimseriz dedik. Kesinlikle ve kesinlikle sizin söylediğiniz gibi ne Bolu halkına ne Bolu ilçelerindeki köylere yardım yapma noktasında en ufak bir karşı çıkmışlığımız olmadı, olamazdı. Bunun izahatını size yaptık. Uğur Bey tabii direkt temenlerde süresiz bir şeyiniz konuşma hakkınız olmadığını hatırlatıyorum. Vallahi bırakın da konuşayım. Geçen yani... Yok, istersen bir süre koyalım bu direkt temenlere. Şimdi tır parkı dediniz, tır parkı yapacağım. Arkadaşlar, tır parkı... Şimdi... Şu direkt temellere bir süre sınırı getirelim. Her yerde, mecliste de süre vardır, şu vardır, bu vardır. Her yerde. Ben direkt temellerde konuşma süresinin 5 dakika olarak kısıtlanmasını öneriyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Eskiden direkt temeller bile yoktu. Evet, süreniz de dolmak üzere, son 1 dakikanız. Peki, ben bunları bir şekilde açarım. Yalan rüzgarı burada var. Maddeler olarak siz zamanı kısıtlayabilirsiniz. Şunu soruyorum. Daha Eylül ayında verdiğim 5 tane önergenin Cumhur İttifakı olarak verdiğimiz önergeleri tekrar önerge olarak mı vereyim? Kürsünüze bırakayım. Yoksa siz bunları önceki verdiğimleri cevaplayıp verecek misiniz? Üzerinden 2 ay geçti. Arkadaşlar 5... Ben 913 tane soru önergesi vermişim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 113 tanesine süresinde 200'üne süresinden çok sonra cevap verilmiş. Diğerlerine hiç cevap verilmemiş. 5 tane soru önergesini Eylül ayında verdiğimiz soru önergelerini tekrar verdim. Sayın Başkan'a soruyorum. Tır parkı dediniz. Daha önce tır parkı yapımına Çaydurt tarafında yapılması planlanan tır parkına sizin kararınız ne olmuştu? Orası neredeydi Semih abi hatırlar mısın? Alıçören'in merasıydı. Ben Semih abiye sormuyorum, size soruyorum. Sayın Başkan, Semih sizin kararınız... Ya Sayın Başkan, sizin kardeşim, kararınız... Kardeşim sen Mera'ya, Alıçören köyünün merasına tır parkı yapmaya kalkarsan... Sayın Başkan, kararınız... Alıçören köylüleri gelip bizim Mera'mız elden gidiyor... Sizin derse, kararınız... Seni sizin... avukat olarak tutarsa, sizin... dava senin aklına yatarsa, mahkeme seni haklı bulursa ne olacak? Sizin kararınız neydi? Ben o zaman neydi? Dün evet deyip... Bir gün sonra fikir mi değişti? Sizin kararınız neydi? 18 kilometre. Kimin kararı ya? Peki anlaşıldı. Sayın Başkan. Davayı açın Alıçören Köyü Muhtarlığı. Şöyle, Bekeli Tanju Özcan. Şunları, yer Mera. Şunları hızlıca okuyacağım. Evet der miydin Semih Bey Mera yatır parkı tamam bunu sonra sorayım. Tüyü bitmemiş yetim hakkı dediniz. Belediyenin makam araçları kimlere hizmet ediyor? Bunu bir açıklayın. Bulun. Makam araçları özellikle ve özellikle makam araçları kiralanan ya da... Makam sahiplerine. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bireyselde kullanılıyor. Bunu bir araştırmanızı rica ediyorum. Yetim hakkı, yetim hakkı diyorsunuz bilgin ya. Bilgin varsa hemen hesabını soralım. Peki, bunu da izah ederim size. Şimdi süreniz dolmasaydı, hızlıca... Buyurun, teşekkür ediyoruz. Süreniz doldu. Yalan, diğer toplantı... yalan rüzgarında 11 tane konumuz vardı. Bunların hepsini... Bunların hepsini efendim, ben tek tek açıklayacağım. Süreniz dolduğu için kapatmak zorundayım. Belediyenin önünde zaten açıklama yapabiliyorsunuz. Yalnız ricam var. Emniyetle sorun yaşıyoruz. Emniyetin ve valiliğin belirlediği basın açıklaması yeri var. Akbank'ın önü. Orada yaparsanız sevinirim. Biz gerekli müsaadeleri alırız yani, Sayın belediyenin Başkan. Belediyenin önü ağlama duvarı da değil ayrıca. Sayın Hazur'un, Sayın Basın, bakın benim soracağım soruların hepsinin burada evet, detayları var. De hepsinin fotoğrafları var. Bunlara cevap veremeyeceği için Sayın Başkan maalesef süreyi kısıtladı. Evet, teşekkür ediyorum. Oturursunuz iki eski CHP'li, iki AK Partili, sen AK Partilisin. Oturur cevaplarsınız. Sadece teşekkür ediyorum. İl özel idaresiyle yaptığınız protokollere cevap veremezsiniz. Sadece bunlara. Beni tehdit etme. Ben köylü için bedel ödeyeceksem öderim köye yardım ettim diye. Bir konu daha var. Teşekkür ediyorum. Açıklayacağım. Bir de bizim milletvekilimiz var. Sayın milletvekilimiz. Bana malum şahıs diye hitap ediyor. Buyurun sizi yerinize alayım. Şimdi arkadaşlar, şimdi eleştirebiliriz birbirimizi. Bazen siyasette ölçü kaçar, kırıcı da olabiliriz. Siyasetçilerin buna azimli olması lazım.
Malum kişi ne ya? Malum kişi ne? Ben Bolu'nun seçilmiş belediye başkanıyım. Türkiye Cumhuriyeti Belediye Başkanıyım. Nereden çıktık biz? Atabay'la mı geldik buraya? Hayır. Halk getirdi. Malum şahıs, halkın getirdiği kişiye malum şahıs denir mi ya? Bu Cumhurbaşkanı'na denilse de ayıp, seçimle bir yere gelen herhangi bir belediye başkanına da ayıp. Ben geride belediye başkanını çok sevmem. Ama hiç ben ona malum şahıs der miyim? Sayın Başkan derim. Geride belediye başkanıdır. Malum şahıs ne demektir? Bir de şeyi anlatıyor. 40 milyon hibe bulduk. Güzel. Backup başkanlığı ben niye bıraktım? 80 milyona mal olacak bir proje vardı. Zonguldak tamamını hibe aldı. Alsaydın o zaman. Şimdi 40 milyonu hibe almış, diğer 40 milyonu kurumlar karşılayacakmış. Peki niye söylemiyorsun? Ey Müslüman, ey sayın milletvekilim, o 40 milyonun 28 milyonunu ben karşılayacağım Bolu Belediye Başkanı olarak, Bolu Belediyesi olarak. Niye söylemiyorsun? Niye tamamını hibe alamadın? Zonguldak tamamını nasıl hibe aldı? Peki ben o 28 milyonu ödemezsem ne olacak? İnsan malum şahıs diyor, diğer diyor 40 milyonu yatırımcılar karşılayacak diyor. Ya yatırımcı dediğin kim? Oradaki belediyeler. Backup'ın zaten %70'i bizim. Oradaki 40 milyonun 28 milyonunu şu belediye karşılayacak arkadaşlar. Ya bunu bile söylemekten aciz. Bir de bana artık malum kişi falan demesin. Söyleyin kendisine, rica edin. Ayıptır bu her şeyden önce. Yani ben şimdi hanımefendiye malum hanımefendi desem doğru olur mu bu? Malum beyefendi desem, malum şahıs desem. Hepinize, siz de seçilmiş insanlarsınız. Veya şurada oturan herhangi birine malum şahıs desem. Ayıp olmaz mı bu ya? Ya seçilmiş belediye başkanıyım ben. 2,5 yıldır, 2,5 yıldır. Erkek ismiyle hitap ederken hiç alınmadın mı, hiç utanmadın mı? Erkek ismiyle hitap ettim ben size. İsimleri karıştırmışımdır. Niye utanmadın mı ya? Ne demek utanmadın mı ya? Nasıl bir erkek ismiyle hitap edebiliyorsun? Nasıl erkek ismiyle hitap ettim ben size Hatice'm? Ha pardon, isimleri karıştırıyorum, olabilir. Kötü bir niyet var mı? Hatice ismi kötü bir isim mi? Hatice Hanım benim meslektaşım. Benim annemin ismi de Emine. Yani geleneksel isimlerimiz bunlar. Hacer Hanım'la Hatice Hanım'ı bazen karıştırıyorum. Yan yana otururken. Bu ayıp bir şey değil ki. Yani ne alakası var? O benim ismimi Tanju mu Tancu mu diye karıştırmıyor. Malum şahıs diyor. Malum şahıs ne demek ya? Bir mafya babasından veya terör örgütü liderinden bahsederken o ismi aklıma şey almak istemiyorum diyorum. Hani şu FG var ya. Ben ona malum şahıs diyorum. Sen kimsin bana malum şahıs diyecek? Sen beni ayıplayacağına git milletimizin seçtiği sayın milletvekilini ayıpla. Evet. Zat saygın kişi demek. Bu malum şahıs diyor bana. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan öğrendim zat demeyi. Zat baktım saygın kişi demekmiş. Ama malum şahıs demek farklı bir şey. Ben malum şahıs falan değilim. Buranın seçilmiş belediye başkanıyım. Hazmetseniz de etmeseniz de. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Komisyona başarılar diliyorum. Bundan sonraki 22 Kasım 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecektir. Toplantı 17.30'da bu salonda.